Herkese merhaba arkadaşlar. Jim Simulator 24'e hepiniz hoş geldiniz. Bu Türk yapımı bir simülatör oyunu arkadaşlar. Erken erişimde, bakın erken erişim ve erken boşalmayı asla karıştırmayın. Erken erişim ne demektir? Yani oyun yeni çıktı arkadaşlar, daha bir ton güncelleme alacak, yeni özellikler filan eklenecek. Daha biz şu an oyunun ilk halini oynuyoruz. Zaten burada da erken erişim uyarı. Get Altı'nın yapımında filan çalıştım. Gerçekten zor işler. İşçi adamı kim beğenir ki? Yeni oyun diyoruz. İyi, hemen başladı lan. Şimdi mekan filan, şehir güzelmiş. İnsanlar, mesela bu hanımefendinin spor salonuna gitmeye çok ihtiyacı varmış gibi. Hanımefendi, gerçekten güzel bir vücudunuz var ama bel çevreniz çok kalın. Götünüzü oranlatırsanız çok daha güzel olabilirsiniz efendim. Şimdi spor salonumuz arz ileride arkadaşlar. Burayı kendimize spor salonu yapacağız. Satılık ilk spor salonu, 5000 dolar. Lan moruk siktire git lan. Harbi bu şehrin bir spor salonuna ihtiyacı var ha. Göbeğinle insana dayıyorsun amına. Yumruklayamıyorum. Aa, yumruklayabiliyorum. İlerle şaplağı ananın amına var. Evet, dedemin gereksiz tarlalarını sattığım gibi 5000 dolarımı buraya yatırıp satın alıyorum arkadaşlar. Burada rengini, ismini filan da ayarlayabiliyoruz spor salonumuzun. Logosunu bile ayarlayabiliyoruz. İsmi ne olsun lan? Ben bu hayatta klişe şeylerden nefret ederim. Örneğin arkadaşlar, adamın ismi Volkan, oraya şey yazıyor. Volkan Fitness. Çok iyi düşünülmüş amına. Volkan Fitness. Havalı bir isim olmalı. Duyan kızlar hemen gelmeli, havalı. At koştur, vur coştur. Hayır, o da olmaz. Daha modern, daha modern. Eda Erdem spor salonu. Obez iken, hayır o da. Kırarım kolunu, bak. Kırarım kolunu bak. Spora gidenler çoğunlukla arkadaşlar terk edilen insanlar oluyor ya da aldatılan insanlar oluyor. Bunu çok kez duydum. Yani yaralarını sarmak için spor yapan insanları tanıyorum. O yüzden isim şu olsun. Yara kıran spor testisi. Çok mu yaralısınız? Terk mi edildiniz? Bana ne amına koyayım? Hepinizi yara kıran spor testisine bekliyoruz. Logo da koyabiliyoruz arkadaşlar. Kendi dükkanımıza bakın. Burada boğa simgesi var. Bu neymiş lan? Bu ne kadar güzelmiş. Boyutunu da ayarlayabiliyoruz. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Bu bana bir şey anımsattı. Amına koydum seni. Uyguladım, tamam. Şöyle bir uzaktan bakayım. Dedem benimle gurur duyardı. Tarlasını sattığım için. Camdaki kağıtları temizle. Hemen efendim. Gazete koymuşuz amına koyayım ya. Şöyle temizleyelim. Spor salonu olduğu belli olsun. Bayağı da büyük bir işletme ha. Hey Keltoş, nasılsın? Kasyap da Johnny Sins gibi ol adamım. Çekilin. Bu hanımefendi sizin götünüze bakıyor bu arada. Açtık. İlk ne yapacağız? Her simülatör oyununda olduğu gibi çöpleri temizleyelim. Lan güzelim hatun beni çöp taşırken gördü. Yanlış anlamayın, burası benim işletmem. Benim babam fabrikatör. Sırf zevki sefa için ben bu spor salonu açıyorum. Hanımefendi, yanlış anlıyorsunuz siz beni. Oğlum bu ne oğlum, burası eskiden kargo şirketi miydi amına koyayım? Bu kutunun burada ne işi var? Burayı da bırakalım. He, şunları da böyle alıp kanepenin altına falan atabiliyoruz. Şimdi paspası alıp bir yerdeki şeyleri de silelim. Buraya kim geldi oğlum? Mürekkep balığı mı geldi? Bu ayak izi de ne böyle? Hemen temizleyelim. İşlerimiz bitti temizlikle ilgili, bunu böyle bırakalım. Bilgisayarımız hazır. Bu arada bilgisayarı ayakta kullanıyorum arkadaşlar. Kendime bir sandalye alamamışım. Yeni üye kaydı yapacağız. Üye listesi çalışan al. Dur kardeşim. En az 2 ekipman satın al diyor. Nereden satın alacağız? Reklamcıdan değil herhalde. Aha, bu sineği bu sefer yakalayacağım. Bu aralar niye o kadar sinek geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ışığı bayağı bir açtım o yüzden. Eskiden lambanın ışığına gidiyorlardı sinekler. Şimdi stüdyo ışığına geliyor, görüyor musun? Mağaza. Bench press. Burada yatıyorsunuz, göğüs çalışıyorsunuz arkadaşlar. İki tane, en az iki tane. Bence bir spor salonunda muhakkak koşu bandı olmalıdır. Böyle bu ne oğlum, bu koşu bandı. Yürüyüş bandı mı bu amına koyayım? Bu bayağı bir ölmüş. Sanırım parası olmayınca böyle oluyor. Şimdi ben ne kadar param olduğu nerede yazıyor? Ben aile onu anlamadım. Bir dakika. Orada CM 25.000 yazıyor. Benim param o kadar mı acaba? Bir tane bench press satın al. Bir tane koşu bandı. Hatta oğlum ben durmuyorum, bir tane de bisiklet satın alıyorum. Arkadaşlar size bir tüyo vereyim. Her yayıncının veya oyun youtuberının yani evinde mutlaka böyle bir bisiklet vardır. Mesela benim evimde de bisiklet var. Çünkü sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında oturup amı götü dağıtıyorum, kilo alıyorum. İlk olarak koşu bandını yerleştirelim. Koşu bandı arkadaşlar dışarıyı görsün. Hani insan koşarken canı sıkılıyor ya. Böyle koşsun, bu arada dışarıdaki kilolu insanları izleyebilir. Ben kilolu insanlarla dalga geçmiyorum. Gelsinler yarra kıran spor tesislerine, onlar da zayıflasınlar. Bench press, onu nereye koyayım? Bench press dedin, hep böyle şu köşelerde olur aynen. Böyle buraya da bir ayna koyarım zamanla. Burada ağırlık kaldırır. Başka? Bisiklet. Bisiklet de
Şöyle yapalım arkadaşlar. Şeyin arkasında olsun koşu bandının. Çok güzel oldu. Soyunma odaları. Birbirlerini göremeyecek vaziyette olmaları lazım. Böyle sırayla yerleştiriyorum. Arada da biraz boşluk bırakıyorum. Acaba bırakayım mı? Bırakmayayım. Bırakmayayım ya. Evet evet, boşluk kalmasa arada. İki tane de çöp kutusu koyacağım. Örneğin taşaklarını bir mendille siliyor. Mendili gelip buraya atacak. Nereye atacak? Bu ne oğlum? Spor salonumuzda açmadık ki beyefendi. Ama göbeğiniz de belli yani, amına koyayım, da açılmadan gelin kullanın diyeceğim ha. Bakıyorum senin en az 6 ay üyelik alman gerekiyor kardeşim. O götü eritmek benim 3 ayımı alır. Ben sana hocalık da yapacağım. Götünü tokatlayacağım arada zayıflaması için. Hello göbek. Başta seni hamile zannettim, ciddi diyorum. Ama saç tıraşından neyse, bu konulara fazla girmeyeyim. Ne istiyorsun dayı? Adamın ismi Ernest Smith. Bak, su ismi bile Smith ama. Kilolu alacağı doğduğundan belliymiş. Webcam'i aşağı aldım arkadaşlar. Şey yazıyor. Merhaba, standart üyeliğe kaydolmak istiyorum. Buyurun kimliğim. Tabii efendim. Standart üyelik kaç aylık? 9 aylık yazıyorum sana. Hani hamile gibisin ya. Bana 1000 dolar verecek. Günlük ödeme 250 dolar. Hoş geldiniz. Bak, yanlış anlamayın. Yarrak kıran değil. Yarrak kıran spor tesislerine. Hoş geldiniz. Şimdi beyefendi ne yapacak? İzliyoruz hareketlerini. Seni soyunma odasında izlemek büyük bir keyif olmalı. Özellikle o gebeğin içindeki kılları çok merak ediyorum. Nereye gidiyorsun amına koyayım lan? Soyunma kabinine gitsene, duvarı deldi geçti lan. Bir de açık giymiş, gerizekalı. Sen zaten kilolu bir insansın. Koşu bandına gideceksin değil mi? Hayt aslanım benim. Lan bakayım kaçta gidiyor. Biraz daha hızlan. Ayakları dışarı çıkıyor. Bak şu koşu bandını biraz da uzun yapabilirlermiş. Çünkü bu Hanzo'ya yetmiyor ya da ben param yetmediği için en kötüsünü aldığım için de böyle olmuş olabilir. Delikanlı, bak sen 2-3 ay sonra zayıflayacaksın. Şu an dışarıda gidip cipso yiyenlere bakma. Ne oluyor, yavaş olan mı? Şimdi bisiklet yapıyor, full kardiyo çalışıyor bu herif. Ben bunu aldığım parayla yeni makineler de alırım zamanla. Aslında hala da yeni makine alabilirim. Hala param var. Ana menü, mağaza, yer minderi ver. Bu neymiş amına koyayım? Rov makinesi ne? Bunda bacak mı çalışıyorlar acaba? Bilmiyorum, bunu görmedim. Beyefendi, koku geliyor sizde beyefendi. Eşek bela eve gidecek, sonra karısı diyecek, boşayacak bunu amına koyayım, yine bir suçlu olacak. Gel size bir deodorant sıkayım. Lan faresi gibi, aynı orospu çocuğu gibi kokuyorsun, bir dakika. Kaçma kaçma kaçma, deodorant deodorant amına koyayım. Götüne de sıkayım. Evet, kokusu gitti çok şükür. Ulan deodorantı yaraladık orospu çocuk, kokun zor gitti ya. Hemen beyefendi, sizi de alıyorum, pardon hanımefendi. Bence siz bayağı fitsiniz. Oğlum bu ne ara kaydoldu amına koyayım, bir tanesi gitti ya zaten. Allah Allah. Merhaba, standart üyeliğe kaydolmak istiyorum. Buyurun kimliğim. Ananı? Anna Beard. Ben size VIP üyelik öneririm. Çünkü sizin gibi büyük memeli bir insan çok daha güzel makineler kullanmalı. Kaydet. Hoş geldiniz. Yarrah kıran spor tesislerimize. Ne oluyor oğlum? Bu ses senden mi geldi amına koyayım? Ölüyor musun? Hadi hadi. Göğüs çalış, memeleri erit. Hanımefendi, kesinlikle kadın müşterilerimizin soyunma odasına girmiyoruz. Ama erkekleri izleyebilirim. Hatta erkeklerin burasına gizli kamera da koyayım. Bakayım kimin çavuşu kaç santim. Oğlum, lahmacun mu yedin oğlum? Senin terinde lahmacun kokusu geliyor la. Ver şu deodorantı. Pıs. Pıs. Yani sana teessüf ederim. Adam ışınlanıyor. Yaparlar yaparlar. Erken erişim olduğu için böyle. Yeni üyelerimiz de geliyor. Siz de hoş geldiniz tekrardan. Şu ana kadar gelen götler arasında en büyük götün sizin olduğunuzu... Size göt demiyorum. En büyük göt sizde yani. Onu diyorum. Bilgisayarı kullanalım. Merhaba. Standart üyeliğe kaydolmak istiyorum. Ne standart bir şehirmiş bura amına... Hele bak hele bak hele bak hele bak hele bak. Sen sanki saygın bir iş adam. Sen biraz zayıfla, ben sana Instagram'dan mesaj atacağım hocan olarak. Senin gibi bir güzellik nasıl böyle kokabilir? Ay. Lan ne oluyor amına koyayım, sen de bir kız gördün, Spartalı gibi bağırıyorsun, seni öldürürüm ha amına koyayım çocuğu. Hatuna ben göz diktim, her ne kadar kokuyor olsa bile. Ne biçim bağırdı, gördün mü, korkudu öldürdü beni ya. Spor salonunda da böyle değişikler var harbi amına. 15 kilo kaldırıyor, yarrak gibi bağırıyor, senin gibiler var spor salonunda. Bu güzel. Ve senin hiç makineye bile ihtiyacın yok. Çünkü zeki bir insansın. Ama harbi bu göt ağrı dağı gibi. Lan siktir git, seni kolmaya sokarım orospu çocuğu. Bunda niye bağırıyorsun? Hadi o ağırlıkta gaza geldin, anladım. Durun durun, kokulu gitmeyin. Kokulu gitmeyin. Yarrak kıran spor tesislerinde hiçbir müşterimiz kokulu gidemez.
Benim acilen bir duş inşa etmem lazım spor salonuma. Bunlar hep kokulu kokulu eve gidiyor ya. Senin kokunu her aldığımda kendi kokuma şükrediyorum. Önden bir şey yok da böyle yandan bakılmıyor sana. Açık söyleyeyim. Sen de adam gibi bağıracaksan sülaleni sikerim ha. Jodie Skolkutskoy. Onun ne biçim bir soy isim lan? Herkes standart üyeliğe kaydoluyor. Niye acaba ya? Yine de neyse ilk günden baya bir müşterimiz oldu. Mağazamızda ekipmanlarımız var. Tekrardan bakalım almadığım bir şey var mı benim? Ben bunları almadım. Bunları ver. Ondan sonra duş kabini seviye 4 olduğumuzda açılıyormuş. Televizyon falan filan oğlum. Oyunda baya şey varmış ha. Zamanla olacak bunlar hepsi aslanım. Zamanla olacak. Bu ne oğlum? Bu adam Van Gölü mü amına koyayım? Nasıl bu kadar terliyor ya? Tere bak tere. Bu böyle terliyorsa nasıl işiyordur bu amına koyayım? Ha, götten tarak atmış bu da götten. Tüh, lanet olsun sana utanmaz herif. Paspası ver ben bunların şeylerini de ben temizleyeyim o zaman. Hizmet edeyim o zaman ben bunlara abi. Böyle çünkü insanlar böyledir. Kimsenin kimseye saygısı yok ki amına. Hoş geldiniz bebe, hoş geldiniz hanımefendi. Siz de mi... siz de yeni üye olacaksınız. Merhaba standart üye. Niye acaba oyun boyunca hepsi standart üyelik mi olacak erken erişimde olduğu için? O da olabilir. Oğlum bunlar kıyafetlerini de mi burada bırakıyor? Ne değişik insanlar var ya. Çöpe entegre edelim. Her bir insan kıyafetini niye burada bırakır amına koyayım ya? Bunlar her terlediğinde bir kıyafet mi değiştiriyor? Ne biçim insanlar bunlar? Çöp kutusu da dolmadı. Şimdi... En son bir silah alacağım. Her bağrına sıkacağım. Çek! Çek ulan! Hadi! Sana kötü mesajlar attılar. Seni küçük gördüler. Her şınav kendine olan saygını 10 kat daha artırsın aslanım. Oğlum güzel bayanlar da mı terliyor ya? Allah Allah. Yeni... Amına koyayım şunu söyle. Ami Watson. Yeni üyeler gelmeye başladı. Standart üyelik istiyormuş. Buyurun. Buna Hindistan'dan mı geliyor acaba ya? Nasıl bu kadar şey... Çamur bırakabiliyorlar benim şeyime ya. Yazıktır günahtır bak. Oğlum bura sokağı mı kimse yıkamıyor acaba? Durun size de kayıt yapacağım da çok kirli. Merhaba standart hemen. Gir içeri. Bu kimmiş? Merhaba düşük sınıf. Fabian Ray. Ulan üzüldüm lan buna. Lan git devlet parkında spor yap. Düşük sınıf ne amına koyayım ya. Siktir git. Düşük sınıfmış. Düşük sınıf istiyor ya. Şu tipine bak ama. Oyunun gerçekçi olması amacıyla düşük sınıf isteyene düşük muamele yapıyorum. Hani Titanic gibi. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Kusura bakma sen burada düşük sınıfı seçiyorsan rencide olmayı hak ediyorsundur. Kaydet. Düşük sınıfta bazı ayrıcalıklarımızdan yararlanamıyorsunuz. Bak sen şu an düşük sınıfsın ya. Mesela birkaç aleti kullanamıyorsun. Teknolojik aletleri kullanamazsan en fazla Dumble'da çalışabilirsin. Bakalım bilgisayarda yeni makineler açılmış mı? Evet. İkinci seviye makinelerimiz de açılmış. Örneğin bir tane daha arkadaşlar koşu bandı alalım. Bu daha lüks. Bir tane daha şey bisiklet. Bu da daha lüks. Ver babam ver hepsini ya. İyi para harcıyorum iyi. Bir dakika. Merhaba düşük sınıf. Ne oldu oğlum? Enflasyon mu çıktı ülkede arkadaş? Geç bayım. Bence siz VIP üyelik istiyorsunuz değil mi hanımefendi? Bana öyle geldi. Merhaba standart. O da iyidir Meji. Megi. Ulan ben ne yapacağımı biliyorum. Ben bir televizyon bir tane de hoparlör alayım kendi şeyime. Biraz dekorasyona da önem verelim. Sonra bu harika. Asla durma. Kazanacaksın. Bunu da alalım bu tabloları. Sloganları. İnşa edeyim. Buradan herkes izleyebilir değil mi? He? Bu adam nasıl izleyecek? Bir tanesi de bu koşu bandının buraya. Bunu kim bozdu? Tabii amına koyayım 200 kilo adamlar geliyor buna oturuyor. Bisikletin şeyi kırıldı. Nasıl tamir edeceğim ben bunu? Şöyle. Peki bunun bana bir zararı oluyor mu tamir ederken? Yok. Para çıkışı olmadı benden. Ben tek yetemiyorum ya bir dakika. Herkes kokula eriliyor. Her şeyi bozmaya başladılar. Çakın gidin dükkandan lan. Her şeyi bozmaya başladılar ya. Daha yeni aletlerimi arkadaşlar yerleştiremeden zarar etmeye başladım bak. Yeni koşu bandımızı şuraya. Aynı hizada olsun. Bak hala ne biçim terliyor bunlar ya. Siz bu kadar terliyorsunuz sonra gidiyorsunuz evde tatlı yiyorsunuz ya amına koyayım. Sonra diyorlar bu spor salonu etkisiz. Bak hele. O biraz o midenizi de zıkkınızı da hurunuzu da düşünmeyin ha. Kafam acıdı arkadaşlar. Örüklerimi biraz açacağım. Her erkeğin yapması gereken şeyler bunlar. Ulan bir musibet mi var bizim dükkanda? Bunu nasıl bozdunuz? Tamir edildi hocam. Yeni bisikletimiz. Eskisinden daha güzel. Hemen yanına. Ondan sonra yeni bench press.
Şunu da şuraya koyalım. Spor salonunu kapat. Bir dakika dayı, işlerim bitmedi ki. Gerçi bitti ya, kapatayım çok istiyorsan. Böyle kapatsan ben içeride kalırım. Ha. Hırsız mırsız girmesin. Daha ilk günden bayağı iyi iş yaptık ha. Evin var mı oyunda? Evet varmış. Biraz derin nefes alayım bu içerideki ter kokusundan. Bıktım usandım lan, bir klima almalıyım ha. Hırbo, benim evim nerede? Tokadı çarparım ben seni. Tokat atmayı da iyileştirseler çok iyi olur. Mesela bunu kıl atabiliyor muyum? Evet. Mafya mıyım ben? Bu ne karanlık böyle? Ben burada mı yaşıyorum? Spor salonu daha güzeldi. Keşke evime girmeseydim. Ölmüşüz, ağlayanımız yok. Evimde buzdolabı bile yok. Ben gece acıktım. Tansiyonum düştü. Başım döndü. Ben ne yiyeceğim? Sandalyeyi mi alayım amına? Yarrak. Ey bu gençler, yarrak mıyız? Yüksek ihtimal onu da bir yerde satın alıyoruz. Çok kötü durumdayım. Çok kötü. Öğrenci evi bile böyle değil. Uyu. Tamam, sabah 8 oldu. Çıkalım, zaten evde yapacak başka bir şey yok ki. Tekrardan spor salonumuzu açalım. Tek uğraşımız olan spor salonu. Ahşap. Ahşap mı yapalım? Bu neyim? Bu çok pahalı. Bundan bir tane alayım hele. Kauçuk. Döşeme taşları kauçuk. 100 tane mi var şu an bende bundan? Güzel güzel, zemini biraz değiştirmeyi istiyorum gerçekten. Çok da güzel bir zeminim yok çünkü bu harika oldu bak. Oğlum bunlar hep kuru masraf ya. Üf. İşte bizim işin de gideri çok. Hoş geldin oğlum, sabah sabah sen rüyanda ne gördün lan? Rüyanda kim seni azarladı da sen bizim spor salonu yolunu buldun? Merhaba standart. Hemen efendim. Geç içeri, hızlı ol. Bak şimdi aklıma geldi, ben bu dolapları ters yerleştirmişim. O yüzden onlar duvarı geçiyor. Hasiktir. Lan ben bunları ters yerleştirmişim, bu soyunma odalarını. Şimdi aklıma geldi. Ya ne mal insanım ben ya. Dünyadaki kaliteli mallardan biriyim. En kalitelisi de olabilirim. Tamam şimdi izleyelim. Bakalım. Budur işte oğlum. Teknoloji budur. İnsanlık budur. Duvarı deldiler. Çok korktum. Demek ki düzgün yerleştirmemişiz. İçeri giremiyorum. Aha da level 4 oldum. Hemen gideyim. Kime bir tane duş alayım. Kime değil, müşterilerimize. Kaç yaşındasın lan sen? Bir 90 var mısın? Hemen ne istiyormuş? Hemen neneciğim. Standart. Tamam. Gir içeri. Bir tane bayanlar için, bir tane erkekler için. Bunu da böyle yerleştireyim. Şu şekil. Yine yanlış yerleştirmeyeyim özürlü gibi. Tamam. Bayağı lüks lan, benim evimde böyle bir duş yok. Dün gördünüz evimi. Yarrak gibiydi. Ne git banyoya da. Banyo etsenize ya. Şimdi müşterilerimiz banyo için kavga eder duruma geldi. Sen elbiseyle mi yıkanıyorsun amına koyayım? Ya kimse senin pis vücuduna meraklı değil, bence soyunup yıkan. Elbiseyle çok etkili olacağını düşünmüyorum yıkanmanın. Girin içeri, gir içeri. Bir an üst giymemişsin zannettim. Zaten benim gözlerim net görmüyor. Çıplak memelerini gözüme sokmaya geldiğini zannettim. Yine makinelerimizi bozmaya başladılar bak hele. Hayır oğlum, bunu nasıl... Bunu yapan herif ölmüş olmalı o zaman. Dumbbell üstüne devrilmiş. Nerede bunun cesedi? Kırıldı mı bu? Ya ne ettiler buna ya? Ekipmanı toparlamak için E'ye bas. Tamam. Tamam. Korkudan öldüm, zeyttim. Daha toparlanamayacağız. Şu an senin böyle kokulu çıkman kesinlikle senin kendi pasaklılığından kaynaklanıyor. İçeride banyo var. İçeride banyo var hanımefendi, farkındaysanız. Hı. Millet de ne edecek, içeride banyo. Oğlum ne oluyor bana, ne akan müşteri gelmeye başladı, alamıyorum. Biraz da öyle kalırsam yer yetmeyecek. Hızlı dayı, hızlı dayı. Çabuk seni mi bekleyeyim? VIP üyelik. Roman Thompson. İş adamı. Şehrimizin saygı değer iş adamı. Senin gibi 5 müşterimiz olsa ben evlilik masraflarını çıkardım demektir. Hoş geldin. VIP olduğunuz için size eşlik edeyim. Size tanıtacağım VIP üyelere özellikler. Burada beyefendi soyunma odamız ve duş kabinimiz bulunmaktadır. Ve çöpünüzü de atabilirsiniz ama siz yere atsanız da olur. Kimse size sesini çıkaramaz ben varken. Öncelikle soyunabilirsiniz. Evet, soyunuyor. Rahat bırakalım beyefendi. Çünkü zengin bir üye. Hatta zengin yürüyüşü de bir başka oluyormuş beyefendi. Kalk lan oradan. Kalk. Amına koyayım. Düşük yerlik alıyorsun, geliyorsun. Sen bir saat boyunca bu koşu bandında şey yapıyorsun. Kalk siktir git. Sarbi seni tokatlarım. Neyse ki zengin beyefendi o tarafa doğru gitti. Nereye gitti o? Zengin olduğu için hareketlerine de pek anlam verim. Siz zengin olduğunuz için lütfen buraya gelin. En düşüğüne gittiniz. Hak etmiyorsunuz bunu. En yükseğini kullanmanız lazım. Hem karakterli, hem zengin, hem yakışık. Merhaba VIP üyelik. Oğlum yakınlarda bir iş adamı toplantısı mı oldu bunlar? Bu da VIP istiyor. Oy canım canım canım. Oy. Oy. Umarım bunu böyle zengin bir müşterimiz kırmıştır, umarım. Oğlum zenginler kokmuyor da, bu beyefendi zengindi, koku da gelmiyor bunda. Yine de sıkalım.
Bağır bağır zengin bir bağırışı da bir aslan gibi haykırıyor. VIP üyemizdi. Bağırabilir. Rahatsız olan gelmesin yani. Merhaba VIP üyelik. Hanımefendi ben zengin kocanızın yarana. Madagoma le 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 madagoma. Gir içeri sen. Bu arada arkadaşlar yeni bir boya aldım. Mavi. Duvarların bir kısmını maviye boyayacağım. Yoruyor bu boya da insanı yoruyor. Belim ağrıyor. Vaman. Balyoz kullanarak burayı yıkabiliyorum. Level'imi arttırdığım için. Hanımefendi çekil. Başına bir iş gelmesin. Dükkanımı geliştiriyorum. Oğlum çık. Kafana değecek. Kafana ölürsün ha. Evet çok şükür gitti. Oğlum gitsenize buradan. Git lan. Şurayı kırayım. Dükkanımı genişletebiliyorum level aldığım için. Balyoz da balyoz ha. Tör müyüm ben? Ben bunu nasıl kaldırıyorum acaba? Buraya mutfak gibi bir şey yapabiliyoruz. Çok iyi. Vitamin barı satın al. 3000 dolar. Hemen efendim satın alıyorum. Oo, burada ne satış yaparız lan? Çok güzel yere tezgah kurduk. Çekil ben bu şeyleri bir alayım da. Kendime çalışan falan alabiliyor muyum? Ha siktir, farklı binalara kendi reklamımı da yapabiliyorum. Şimdi değil. Şimdi uyuyamıyor. Çalışan almak isterim ama. Günlük maaş 300 dolar. Hız 2. Tukan. Hani böyle amını yarran taşağını götürün. Lan bu El Rain değil mi? Tukan abinin şeyini koymuşlar arkadaşlar. Tukan abi çalıştırıyorum. Abim kusura bakma. Ama günlük 300 dolara yani. Şirketimize hoş geldin. Arkadaşlar bakın. Trip üstten bastır. Adamı oyunda bile karizma yapmışlar. Gir içeri. Yayıncılıkta yani tavsiye falan almak istersen abi. Abim bana güzel süpürüyor. Çok krala. Twitch'te en çok izlenen adamdı. Nallere gelmiş be reis. Kusura bakma da 300 dolar veriyorum günlük. Hani yerleri temizle abi. Siktir git. Dükkanı Tukan abiye emanet ettim arkadaşlar. Gidip marketten tost alacağım. Hemen. Tost aldık. Su alalım biraz. Millete. Ama kaç alıyorum ben şu an? Birden alıyorum. Üçten döşerim. Kimse kusura bakmasın. Tostu buzdolabına yerleştir. Hemen efendim. Böyle yerleştiriyorum. Cani çeken gelsin Mago. Arkadaşlar dükkanı kapatayım, tekrardan geç oldu. Saat 11 oldu. 2 günde baya bir gelişme var. Bir bakayım yarın neler yapacağız. Dükkanın tavanı falan değiştirmeyi düşünüyorum. Çekil sana çarpmayayım ha. Benim evimin sokağı bana nasıl bir hissiyat veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani filmlerde olur ya böyle ölüm yolu denilen yol. Mesela şuradan geçiyorum, bir yerde hırsız, bir yerde katil, bir yerde gaspçı, alkatçı. Kapkaççı, bütün serhoş berdoşların olduğu bir mekan geliyor. Yani bu toplasan 50 metrelik bir yol ama burada insan başına her türlü felaket gelebilir. Öyle bir sokak yapmışlar oyunda. İçeri gireyim, uyu. Tekrardan git. Bir insan eve uyumak için gider mi amına koyayım? Evde yapacak hiçbir aktivite yok. Dükkanımıza giriş yaptık. Artık şu tavanı bir değiştirelim. Ne dersiniz? Taş tavan, modern tavan. 5000 dolar. Bas parayı amına koyayım, modern tavana geç ya. Baksanıza ışıklara filan bakın oğlum. Seski ışıklar. Bunun altında çalışmak çok daha güzel olur. Ulan ne kadar güzel oldu dükkanım. Woohoo! 24 bin dolar. Oyunda ne kadar güzel kız yapmışlar ama benim spor salonuma gelmiyor. Bu durum beni çok üzüyor. Ben hep güzel kızlarla konuşurken şey oluyor, böyle bir boğazım düğümleniyor. Sizce neden oluyor? Ha? Doktora gittim, dedi sende daramcık sendromu var ama bence ondan değil. Bana bir heyecan geliyor, kalp ritmimi değiştiriyor senin o güzel bakışların, senin o eşit memelerin. Kendine iyi bak, iyi bak. Tokadı çarpara, ilerle amına koyayım. İlerle orospuçu. Bakın kendi yarrak kıran spor testisti reklamımı yerleştirdim bu binaya. 10 saatli 3000 dolar. Ne oldu sana amına koyayım ya? Veba mısın? Ne oldu söyle. Ay ne oluyor amına koyayım ma? Lan korkudu öldüm lan, siktir git lan dükkanda. Şerefini siktim. Hasta ya. Korkudu öldüm, birden bir bağırdı var ya, aklım çıktı. Siktir git. Seni gözüm görmez orospu çocuğu. Keşke oyuna tekme de ekleselerdi. Geliyor dükkanda artistlik tersliyor. Sabah yürek yemiş buraya gelmiş. Yeni ekipmanlar alabiliyor muyum? Evet, son modelleri gelmiş arkadaşlar. Hemen alalım. Uf ne biçim azalıyor param. Güzel azaldı. Tamam, hepsinin yenilerini aldım. Onları da yerleştireceğim. Ondan sonra yeni duş kabinlerini de yerleştireceğim. Bir sürü işim var benim ya. Artık yetmiyor çünkü biliyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla üyemiz oldu ya. Şuraya yerleştirelim. Harika. Şimdi en lüks dumbbell setimizi buraya yerleştirelim. Bu bir. İkinci olarak en lüks koşu bandımızı şuraya yerleştirelim. Böyle kötüden iyiye doğru. Bak görüyor musunuz bunun uzunluğunu, genişliğini? Ama bir de buna bakın. Bunda ölüm tehlikesi var amına koyayım. Bu çok daha iyi.
Bayağı herif kaliteden anlıyor. Son seviye bisiklet. 250 kilo taşıma kapasitesi var. Renginden de anlaşılabilir zaten kalitesi. Böyle bir yeni alet getirdim. Bununla göğüs çalışıyorlar. Bunu nereye koyacağımı hala düşünmedim ama burası iyidir galiba. Aynen aynen. Senin ne sıkıntın var? Siktir git, senin amına koyarım. Bu kadınlar odasından arıyorsun orospu çocuğu. Sapık piç orospu çocuğu. Siktir git. Bak. Woman locker room gelmiş, kadınların odasına giriyor. Terbiyesiz sapık. Ya polis yok mu bu oyunda? Polis, itfaiye, ambulans gelin bunu götürün. Orospu çocuğu. Demek karın çalışıyorsun ha? Senin peki karın da gerçekten çalışıyor mu? Müşterilerimize espri yapıyoruz arkadaşlar. Kimsenin zoruna gitmesin. Zoruna gidenin borusuna. Duş al. Saunaya niye kimse gitmiyor la? Allah Allah, bak sen. Spa da alabiliyorum ha. Bakın arkadaşlar, bir tane spa satın alabiliyorum. Bir tane erkeklere aldım. Bir tane de kadınlara. Yani masaj salonu. Bakalım orayı da görebilecek miyiz? Oğlum bu ultra lüks bir spor salonu oldu. Her şey var içinde. Duşumun arkasında kalıyor. Dur bir dakika. Şunu kaldırayım. İçeride de harika bir çalışan. Ben buranın sahibi olarak bana mesaj yapabilir misin? Yolda gördüğümüz hanımefendi bu. Mesaj değil, pardon. Masaj yapabilir misiniz bana da? Siktir git. Oğlum niye ben giremiyorum? Ben buranın sahibi değil miyim amına koyayım? Ben niye kendim mesaj yaptıramıyorum? Pardon, mesaj değil, masaj. Hep karıştırırım. Hep karıştırdığım nadir şeylerdendir. Ha siktir, biri içeri girmiş, masaj yaptırıyor kendine. Gördünüz mü? Ben göz ucuyla gördüm ha. Yapamazsın ki. Sinirlendiriyorum ki arkadaşlar, daha rahat kaldırsın. Bir hocanın yapması gerek. Bak mesela bu sinirlendirdi. Gözüm senden başkasını görmüyor. Ciddi diyorum, mesela şu adamı görmüyor. Gerçi şu adamı görmesem nasıl o adama şu adam diyebilirim ki? Öyle de bir çelişkinin içerisindeyim işte. Zaten aşk dediğin insanın beyniyle oynar. Demek ki ben sana aşık olmuş. Sen de bir oyuncusun galiba. Çünkü duygularımla yoğun bir şekilde oynuyorsun. Bir insanın götü bu kadar büyük olamaz cidden ya. Sağlığa aykırı. Ne sen, ne sıkıntın var? Sinirli, baya sinirli. Siktir git, senin gözüm görmesin. Pezevenk. Sanki karısını elinde almışız böyle sinirli ya. Level 7 oldum arkadaşlar. Hemen resepsiyonumu, lüks resepsiyon yapıyorum. Bir ferahladım artık. Kime de değer vermeyi öğrenmeliyim. Güzel bir oyundu. İnceleme yaptık. Baya da geliştik. Yara Kran Spor Testisi artık şehrin en büyük spor kulübü ve aşırı lüks. Yemek yiyebilirsiniz, saunaya gidebilirsiniz. Ondan sonra spa denilen masaj salonumuz var. Her türlü aletimiz var, en lüksünden en kötüsüne kadar. Oğlum televizyon bile var, televizyon. Ben bu oyunu beğendim arkadaşlar. Daha güncelleme almamasına rağmen bence bayağı güzel. Daha da yenilikler eklenecek. Boks kafesi falan, yani boks falan yapacaklar. Mesela bak, bu gene sıkıntı çıkarıyor bu arkadaş. Sektir! Aha! Yani demem o ki arkadaşlar, bu tarz farklı serilerin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.